Kayıplar bulunsun, failler yargılansın sloganıyla her hafta kesintisiz olarak sürdürdüğümüz adalet arayışı 649. haftasında. Bu haftaki kayıplarımız Orhan Cingöz, Edip Aksoy. Olay tarihi 7 Haziran 1995. Olay yeri Diyarbakır. Edip Aksoy, Lice'ye bağlı Zenge, Dolunay köyünde yaşıyordu. Askerler tarafından 3 kez gözaltına alınmış, ağır işkence görmüştü. Güvenlik güçlerinin köyü terk etmeleri yönündeki baskıları sonucunda Aksoy ailesi 1993 yılında Diyarbakır'a göç etmek zorunda kaldı. 31 yaşındaki Edip Aksoy, Diyarbakır'da tütün ticareti yaparak ailesinin geçimini sağlamaktaydı. 7 Haziran 1995 sabahında Melikahmet'teki dükkanına gitmek için evden ayrıldı. Edip Aksoy, öğlene doğru tütün almak için Diyarbakır'a gelen köylüsü 23 yaşındaki Orhan Cingöz'le buluştu. Birlikte saat 12.00 civarında Diyarbakır Dağ Kapı'ndaki Yeşilçay bahçesine gittiler. Buradaki arkadaşlarıyla birlikte oturup sohbet ederken çay bahçesinin önünde beyaz Toros marka bir araç durdu. Araçtan inen sivil giyimli, silahlı ve telsizli 3 kişi yanlarına geldi. Kendilerini polis olarak tanıtan bu kişiler, Edip ve Orhan'ın kimliklerini aldıktan sonra "ifadeniz var, karakola gideceğiz" diyerek götürdüler. Onların gözaltına alındığını ve beyaz Toros'la götürüldüğünü gören çok sayıda tanık olmasına rağmen gözaltına alındıkları inkar edildi. Ailelerinin ve İnsan Hakları Derneği'nin bugüne kadar ilgili kurumlara yaptığı tüm başvurular sonuçsuz bırakıldı. Edip Aksoy ve Orhan Cingöz'den bir daha haber alınamadı. Olaydan 10 yıl sonra, 2005 yılında JITEM elemanı Abdülkadir Aygan'ın itirafları basına yansıdı. Aygan itiraflarının bir bölümünde Edip Aksoy ve Orhan Cingöz'ün JITEM tarafından sorgulandığını, sorgulandıktan sonra infaz edilerek Silopi yolu üzerindeki bir dere kenarına gömüldüklerini söyledi. Olay yerini detaylarıyla tarif etti. Bunun üzerine İnsan Hakları Derneği olay yerinde incelemelerde bulundu. Topladığı bilgilerle 6 Temmuz 2005 tarihinde Silopi Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Savcılık, Aygan'ın söz ettiği yerde 28 Haziran 1995 tarihinde iki kişiye ait ceset bulunduğunu ve belediye aracıyla kimsesizler mezarlığına gömüldüğünü tespit etti. Aileler de soruşturma dosyasındaki ölü beden fotoğraflarının Edip ve Orhan'a ait olabileceklerini beyan etti. Savcılık kararıyla açılan söz konusu mezardan 4 kişiye ait kemikler çıktı. Alınan kemik örnekleri kimliklendirme çalışması için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ancak Adli Tıp Kurumu...